Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Age of History Osmanlı serimizin ikinci bölümüyle sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde 1299 yılında başladığımız Osmanlı beyliğimizi güçlendirip artık İstanbul'un dahi hakimi haline getirmiştik. Ancak ufak, çok ufak problemlerimiz vardı. Yok değildi, çok ufak problemlerimiz vardı. Ve problemlerden biri Altınordu, diğeri de İlhanlılar. Zaten bunların şu anda savaşta olması, benim yanımda İlhanlılar savaşta ve biz de Altınordu'da savaştayız. Bunların birbiriyle savaşta olması bizim için aslında bir nevi iyi haber. Çünkü ikisi de birbirinin gücünü düşürecek ve bunun neticesinde zayıflayacaklar. Bu bizim için iyi haber. Ancak kötü bir haber de Altınordu kazanırsa çok kötü olur bizim için. Bizim için çok kötü olur. Bakalım bekliyoruz ne olacak. Savaşı şu anda izliyoruz sadece ve aynı zamanda da asimilasyonlar yapıyoruz. Güzel bir şekilde şu anda devletimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu arada dostlar, eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. 45.000 aboneye yaklaşıyoruz. Ayrıca videoyu da beğenmediyseniz birkaç seneniz ararak aşağıdan beğenmeyi unutmayınız. 1000 beğeni gelirse yarın yeni bölüm gelecek. Bunları da unutmayalım efendim. Şimdi askerlerimi şöyle bir yayacağım. İlk başta şuradaki Candaroğullarını bir bitirelim. Orada bir tek toprak kaldılar bunlar. Unutmadım onları. Bitirelim abi. Çünkü onların bitmesi lazım artık. Bana da ekonominin gelmesi lazım. Ne kadar devlet azalırsa burada, ne kadar devlet bana katılırsa o kadar iyi. Eflak da bunun dostuymuş. Sıkıntı yok. Hepsi gelsin. Problem değil abi. Kimin geldiğinin hiçbir önemi yok. Sadece gelsin. Sadece gelsin. Önemli olan tek şey gelmesi. Güzel bir şekilde hemen bunu da yendik. Barış yapabiliriz şu anda. Güzel bir şekilde barışımızı da yaptık. Şu anda Altınordu bizi yeniyor olarak gözüküyor. Vallahi yensin, problem değil. Sadece barış yapabilirsek Altınordu ile güzel olur ama şu anda pek barış yapabilecek gibi değiliz. Bizim topraklarımıza Altınordu'nun gelmesi de yakındır bu arada. Yakında gelecek. Ama o gelmeden önce buradaki Klik Yermeni Krallığını yemek istiyorum. Benim gücümün artması gerekiyor abi. Biraz gücümün artması gerekiyor. İlhanlılar şu anda savaşı çeviriyorlar gibi. Hadi bakalım İlhanlılar, size güveniyorum dostlarım. Saygıdeğer İlhanlı Devleti, sana güveniyorum. Haydi aslanım. Yapabilirsin sen. Sen yapabilirsin. Ben seni arkadan poplayacağım. Sen orada takıl abi. Ben de burada gideyim Ermenileri falan yeneyim. Sen orada takıl. Ben sana inanıyorum. Sana inandığım için orada seni yalnız bırakıyorum. Yoksa başka bir amacım yok. Sana güveniyorum. Sen güçlü bir devletsin. Sen koskocaman İlhanlısın abi. Neymiş Berkehan falan, Allah Allah. Kimmiş ya Berkehan? Seni yenecek değil ya abi. Sen koskocaman İlhanlısın ya. Rahat ol abi. Ben sana güveniyorum. Pek güvenmiyorum ama yani sana güvenmekten başka çarem yok şu anda. Yani sana güvenmem lazım. Zorundayım. Zorunluluk maalesef. Abo, Trabzon geldi. Trabzon. Trabzon sen gelmeydin, iyiydi ya. Benim çünkü Altınordu ile bir sınırım olmaması lazımdı abi. Altınordu ile benim bir sınırım olmaması lazımdı ve sen geldin, şimdi sınırım olacak. Niye bana savaş açtın? Sebebi neydi? Şimdi anlat bakalım. Hadi konuşalım seninle bir. Neden? Seni yeneceğim zaten. O zaten garanti de. Neden bana savaş açtın? Onu bir öğrenmek istiyorum öncesinde. Ama pek öğrenebilecek değiliz galiba. Şimdi barışlar yapılsın. Epir'le de barışalım. Epir'le uğraşmamıza gerek yok. Trabzon'la zaten barış yapılsın. Daha da uğraşmayacağız onunla. Şimdi burada saygıdeğer İlhanlı dostumuzu korumamız için bazı hamleler yapmamız lazım. İlhanlı bizim dostumuzdur biliyorsunuz arkadaşlar. Müttefiyiz şu an. Kesinlikle müttefiyiz yani bu adam. Aha, barış yapıldı. Vallahi barış yapıldı. Topraklarımızı kurtardık abi. Güzel. Güzel bir şekilde topraklarımızı kurtardık ama bizim genişleme alanlarımız çok daralıyor ya. Kuzeyde Altınordu gibi bir büyük güç var. Güneyde ise İlhanlılar gibi bir büyük bir güç var. Bu kadar devlet yanımızdayken, çevremizdeyken bizim genişlememiz pek mümkün değil. Biz bu Altınordu'yu kesinlikle yenmeliyiz abi. Kesinlikle yenmeliyiz ama nasıl yeneceğiz? Şimdi İstanbul'u en azından aldık. En azından burada bir rahatlığımız söz konusu. Aydınoğulları'nı artık topraklarımıza katarak devletimizin başkentini de İstanbul yapacağım. Hayır, sövdüm yanlışlıkla İlhanlılara sövdüm. Hayır Allah aşkına. Neden sövdüm ben İlhanlılara? Hayır abi ya. Özür dilerim İlhanlılar. Vallahi özür dilerim. Yemin ederim kuzenim yaptı. Kuzenim yaptı abi yani. Size sövmek gibi bir niyetim yoktu abi. Yalnız bu Altınordu falan çok güçlü abi, elemanlar. Elemanlar güçlü. Peki bu elemanları biz yenebilir miyiz? Tabii ki de yenebiliriz abi. Biz koskocaman devlet aliyeyi, Osmaniye'yiz. Yani biz kesinlikle bunları yenebiliriz zaten. Pasafisi abi bu devletler neymiş?
Gideceğiz hatta birazdan İlhanlarla birlikte Altın Ordu'ya saldıracağız. Hepsini de yok edeceğiz abi gayet güzel bir şekilde yani. Neymiş ya bunlar? Kendini ne sanıyorlar? Allah Allah. Yenilmez falan sanıyorlar galiba ama hiç öyle bir şey düşünmesinler. Çünkü öyle değiller. Burada tek yenilmez vardır, o da Devlet-i Ali Osman'dır abicim. Başka kimse yenilmez değildir. Cenevizliler bize şekil yapmışlar hemen. Bunların topraklarına bir çökelim bakalım. Teşekkürler, teşekkürler. Bana hediye ediyorlar topraklarını ya. İşte canım mı ya? Canım Ceneviz. Teşekkür ederim abi. Topraklarınızı bana hediye ediyorsunuz. Ancak ben burada Kırım Hanlığını vasal olarak salacağım. Çünkü eğer Kırım Hanlığını vasal olarak salmazsam orada bir savaşta çünkü oraları kaybederiz. Burada bir Kırım Hanlığını vasal olarak salacağım abi. Ne oldu lan? Burada bir dondu geldi oyun ama problem değil. Kırım Hanlığını burada vasal olarak salalım hocam. Şuraları seçelim. Kerçi'de onun başkenti olarak bırakalım. Güzel. Şimdi Kırım Hanlığını en azından orada vasalımız almış olduk. Bizim için güzel oldu. Şimdi bu toprakların asimilasyonları önemli abi. Asimilasyonlarını bir yapalım. Askerlerimizi bir topraklarımıza getirelim. Hemen abi şunların bir asimilasyonlarını yaparsan çok harika olacak. Gaziantep'i de yap abi, asimile et. Güzel. Aynı zamanda biraz da yatırım yapmalıyız. Yatırım biliyorsunuz önemli bir detaydır abicim. İlhanlılar şu anda Altın Ordu ile her an savaşmak için birbirini yiyorlar. Kemiriyorlar abi. İlişkileri de düşüyor zaten. Yakında muhtemelen bir İlhan'la Altın Ordu savaşı çıkacak. Burada da bir Delhi Sultanlığı var. Gayet güçlü büyük bir Delhi Sultanlığı var. Şu an dünyada biz güçsüzüz abi. Dünyada biz güçsüzüz. Bizim dışımızda herkes sanki çok güçlü devletlermiş gibi geliyor şu an bana. Vallahi bilmiyorum. Bakacağız. Bu da bana sövmüş zaten. Savaşacak yer arıyordu madem. Berke kardeşimiz. O zaman biz de ona gerekeni yapalım abi. Hak ettiği gibi herkese davranmak lazım. Ona da hak ettiği gibi davranacağız. Paramızı biriktireceğiz. İlhanlılarla birlikte gideceğiz. Altın Ordu'ya savaşımızı açacağız abi. Yani yapacak bir şey yok. Trabzan İmparatorluğu. Gelirim abi seninle birlikte her yere gelirim. Seninle birlikte her yere gelirim. Hatta şu Trabzon'u ben alayım da abi. Orayı da gideyim şeye vereyim. Yalnız birader. Şeyimiz Altın Ordu ile savaşta değiliz değil mi? Tamam. Altın Ordu ile savaşta olmayalım da çünkü biliyorsun o savaş bize çok büyük sıkıntılar getirir abi. Güzel. Şimdi burayı da hocam hemen Kırım Hanlığına veriyoruz. Kırım Hanlığı, Kırım Hanlığı olsun diye. Abi yalnız burada 52 bin kişilik bir ordu gördüm ben. O orduyu gözümün önünden bir çeker misin? Yok yok. O savaşa gelmem. Hocam orada çok büyük bir ordu gördüm. Onu bir gözümün önünden çek. Allah aşkına 55 bin kişilik ordu. Ama ayıptır. Şimdi arkadaşlar bence şöyle bir şey yapsak bizim için mantıklı olur. Ben İlhanlılarla bunları savaştırayım. Çünkü bu adam benim dostum. Ben bunu kullanabilirim. Ve savaşa ben daha sonrasından gireyim. Yani her türlü zaten şeyin yanında olacağız. Maksat yani taktik abi bu. Devletlerin taktiğidir yani. Dostlar yine her zaman aynı savaşa girer. Ama biz biraz daha geç gireriz savaşa. Bu da bizim taktiğimiz abi. Şu an İlhanlılarla taktik yaptık. Buraları boş bıraksınlar, rahatlıkla alalım diye Altın Ordu'dan. Bence gayet güzel bir taktik yaptık. Vallahi bu taktik de tutacak. Şu anda tutacak gibi gözüküyor. Büyük Ordayı biz gideceğiz. Altın Ordayı burada rahatlıkla yenebileceğiz. Sıkıntı olmadan abi. Bak ne güzel taktik yaptık abi. İlhanlılarla güzel bir taktikti. Hemen hızlıca buradan biz de saldıracağız abicim. İlhanlılarla birlikte girelim bu savaşa ve burada gideceğiz yiyeceğiz abi onları. Oradan bana saldırabilirler problem yok. Burada zaten basacağım askerlerle rahatlıkla onları yiyebiliriz. Yani benim burada Altın Ordu'yu kesinlikle yenmem gerekiyor arkadaşlar. Burada Altın Ordu'yu eğer yenmezsek bizim yapacağımız bir şey kalmıyor. Altın Ordu bizim için çok önemli bir düşman. Ve bu düşmanın yok olması gerekiyor. 10.000 kişilik orduyu şuraya yolla. 5.000. Zaten burada çok fazla ordunun olduğunu düşünmüyorum. Güzel İlhanlılar burada devam ediyorlar saldırılarına. Mükemmel abi. Şimdi bizim biraz daha takviye getirmemiz lazım. Takviyeleri de getirelim. Güzel bir şekilde şu anda İlhanlılarla birlikte Altın Ordu'ya karşı savaşıyoruz. Dostumuz da umarım orada kaybetmez. Dostumuzun yardımına ihtiyacımız var abi. O da umarım orada güzel bir şekilde Altın Ordu'ya karşı savaşabilir. Birkaç toprak kaybetti diye hatırlıyorum bir önceki savaşta ama bu savaşta o kayıpların hepsini kurtaracağız abi. Hadi kardeşim. Sen kenetlen. Sen kenetlen kardeşim. Ben de arkandayım. Ben arkandayım. Şuradaki 7.000 kişilik ordunun buraya gelmesi gerekiyor. Kastamonu'dan da biraz ordu çıkarırsam bizim için iyi olacaktır. Buradaki orduları da yine oraya sevk edeceğiz. Siz de saldırın abi. Şuraya tüm ordunun gelmesi lazım.
10.000 kişiyle sadece şu anlık bir dene bakalım orada. Bir şeyler bulabileceğim mi? Güzel ilerledi de zaten. Başarılı bir şekilde. Şimdi 5.000'le böyle saldır. Şuraya 2.500'e gir. Geri dön abi hızlı bir şekilde. Vallahi biz buradaki altın orada topraklarını hızlıca ele geçirdik. Başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Mükemmeliz abi, iyiyiz. Ve umarım da bu savaşı kazanan taraf olacağız. Hadi bakalım. Güzel güzel. Abi hemen buradaki askerleri de getir. Vallahi biz bu İlhanlılarla güzel ittifak olduk abi. Birbirimize yardım ediyoruz. Başkentine çökeceğiz şu anda Büyük Orda'nın. Daha doğrusu Altın Orda'nın, şu an Büyük Orda olmadı. Daha doğrusu şu anda Altın Orda dağılıp hanlıklara bölünmediği için şu an Altın Orda. Ama ben arada Büyük Orda diyorum, yani sıkıntı yok arkadaşlar. İkisi de aynı şey sayılır. Saldır bakalım oğlum hadi. Başkentini alıyoruz. Az kaldı. Hadi oğlum be. Hadi oğlum dayan. Dayanın ya millet, dayanın, gözünü seveyim hadi be. Biraz dayanın be. Biraz dayanın. 3.000'le buraya lütfen. Dayan abi. Şimdi dur. Şuraya gitmiyorsun. Sen de buraya gitmiyorsun. Abi durum burada. Sen şurada bekle. Duruma göre hareket ettireceğiz. Şu an çıkarma atarsam bu arada altın oraya gidecek, çıkarma atılan yerde asker basacak. Bu yüzden biz çıkarma atmıyoruz ki bizim bölgemizde asker basmasın. O da bizi sıkıntıya düşürmesin diye şu an rahatlıkla güzel bir şekilde topraklarını işgal edebiliyoruz. Çünkü çıkarma atmıyoruz abi. Çıkarma atsak ama buraya hemen asker kaydıracak. O yüzden biz de çıkarma atmayacağız. Bunlar taktik abi. Bunlar zeka. Karadan saldırdığında asker basmıyor genelde fazla. Başka rakibi olduğunda. Bizim burada bir ordu vardı. Bizim burada bir ordu vardı abi. Abi bizim ordu vardı. Vardı abi bir tane ordumuz, acaba buraya mı yolladık hepsini? Ya da yok ettiler galiba. Yok etmiş olma ihtimalleri de var. Güzel saldırıyoruz abi. Güzel saldırıyoruz. Hadi bakalım. İlerleyin aslanlar. Kimin ordusu be? Kimin ordusu be? Eren'in ordusu abi bu. İşte bu. Girin abi ilerleyin. Buldunuz her toprağı. Her yere, her karış toprağı alacaksınız abi. İlhanlılar dostlarımızla birlikte mükemmel savaşımız devam ediyor abi. Güzel. İlerle, ilerle, ilerle. Bu arada barış yapmak için ne istiyorsun? Barış yapmak için ne istiyorsun? Çok merak ettim. Şöyle bir barış yapabilir miyiz? Şunları ben bir alayım şu tarafa doğru. Yani böyle bir barış bize çok büyük şey kazandırır ha. Bence böyle bir barış yapılabilir eğer kabul ederse. Eğer kabul ederse, ama dur hemen turu geçti ya. Barış talebini yollayabildik mi? Acaba yollayabildik mi, merak ettim. İlhanlılar kabul etmedi. İlhanlılar dedim, yorulması gerekiyor abi barış yapmaları için zaten. Onu biliyoruz. Yorulacaklar. Yorulmaları da lazım zaten. Eğer yorulmazlarsa zaten barışı kabul etmezler. Onu biliyoruz. Yoracağız abi onları. Onları yoracağız. Büyük büyük yoracağız abi. Yalnız şuradaki ordular bir dursun. Şöyle bir direkt şuraya bir seyahat edin. Aynen. Hadi bakalım. İlhanlı'nın biraz yorulması gerekiyor abi. Şu an ortada pürüz, sadece İlhanlılar var. İlhanlılar hariç bir pürüzümüz yok. Altın orada artık bence barışı zaten kabul etmeye niyetli. Bu yüzden de Altın Ordu'dan yana bir sıkıntı kalmadı artık. Çünkü zaten topraklarını baya baya işgal ettik. Başkentini kaybeden bir devletin de zaten pek dayanması da mümkün olmaz. Bu yüzden de kendileri de dayanmayacaktır. Yakında barışı yapabiliriz. Hatta İlhanların istediği barışı şu şekilde anlayabiliriz. Yani ben böyle eğer seçersem direkt olarak Altın Orda'dan İlhanların istediği şekilde ben toprak alacağımdır. Yani bu şekildedir onun istediği genel olarak. Bakalım belki kabul eder abi. Belki kabul eder İlhanlılar. Bazen kabul edebiliyor çünkü o şekilde attığınızda. Ki şu anda kabul etmedi. Ama Altın Orda ediyor yani, en azından orada bir sıkıntımız yok. Yani Altın Orda barış yaparım ben diyor. Sadece bizim burada bir İlhanlı kardeşimiz var. Onu ikna edemedik henüz. Edeceğiz ama. Zaten büyük büyük ordularımız var. Altın Orda'nın da bu saatten sonra bizi yenmesi mümkün değil. Niye müzik çalmıyor? Müzik çal abi. Videoda bir sıkıntı var mı diye baktım. Bir sıkıntı da gözükmüyor. Güzel. Şurayı bir alırsak güzel olacak. Hala direnişler gösteriyor Altın Orda ama bir problem, bir sıkıntı, bir sorunumuz yok abi. Böyle saldır abicim. 2.000 kişilik orduyu buraya takviye etsen yeterli olur. Geri kalan ordularımız full yukarı ilerleyecek. Full yukarı ilerleyecek, tüm topraklarını alacağız. Ne kadar gücü kaldı? 295 binlik ekonomisi kalmış. Bizim ekonomimizden daha az ekonomisi var şu anda. Güzel.
Şu an ekonomik olarak bizden bile daha kötü durumda. Aha buraları da alalım abi. Buraları unutmuşuz. Şuraları da unutmadan alalım. Oralarda bizim için önemli. Hadi bakalım. Güzel. İlhanlı'nın da topraklarını kurtarıyoruz. İşler yolunda. İşler tam takır ilerliyor diyebiliriz. Şu an bize kimse savaş ilan etmezse güzel de olacağız. Burada bir Polonya var. Güçlü bir Polonya var. Kimse bize savaş ilan etmesin abi. Gözünü seveyim. Gerek yok. Beni kimse karşısına almak istemez düşman olarak. Şu an zaten güçlü bir paktız biz. İlhanlı ile bizi karşısına alan zaten ölür muhtemelen. O yüzden hiç şu durumda bizi karşınıza almayın abi. Hiç gerek yok. Saldırmaya devam. Hocam barışı ben her halükarda istiyorum bu arada. Size tekrar tekrar söyleyeyim. Tekrar tekrar söyleyeyim. Yani istediğiniz takdirde ben barış için hazırım. Ben barış için her daim hazırım abi. Yani yaparsanız ben okeyim abi. Ben gözümüz toprakta falan değil zaten. Çok fazla bir şey de istemiyoruz. Yani gerekeni verin. Bize ne arzu ederseniz verin. Biz barışa hazırız abi. Yani biz barış istiyoruz. Haberiniz olsun abi. Barış önemli bir şey zaten. Biz biliyorsunuz barışı çok önemseriz her serimizde. O yüzden barışa hazırız abi. Lütfen bir barış yapabilir miyiz? Çünkü ekonomi falan çöküyor yani. Çok askere bastık. Barış. Hadi. Ama kimse tabii ki de barış yanlısı değil. Bir tek burada barış yanlısı olan ben varım. Ben de zaten öylesine barış yanlısıyım abi. Barış yanlısı da değilim ben. Savaşı çıkaran adam benim. Sonra barış yanlısı oluyoruz. Bu da bizim gizli sırrımız abi. Demokrasi. Demokrasi kardeşim. Biz barış yanlısıymışız gibi gözüküyoruz ama aslında savaşı çıkaran tabii ki de biziz. Burada yaklaşık 10 tur sonra barış olacak abi. Net. Yoruluyor çünkü İlhanlı abi. Biz şu anda mesela diğer savaşta daha fazla tur geçmişti ama biz bunu anlayamıyoruz. Sebebi de çünkü biz şu anda her savaşta dahiliz ya ve her turu geçiyoruz ya. Her turu bizzat bizim askerlerimiz de saldırarak geçiyor. Bu yüzden biz yani fazla geçti sanıyoruz ama aslında çok fazla bir tur geçmedi. İlhanlılar da savaşta bu yüzden de yorulmadılar. Yani şu an savaşta çok fazla bir şey olmadı. Bu yüzden de yorulmaları gerekiyor ve ardından barışı kabul edebilecekler. Şu an zaten durumumuz gayet iyi abi. Vallahi iyi. Savaş yorgunluğu sadece 38 elemanın. Bunun da 63 yani. Savaş yorgunluğunun artması lazım biraz İlhanlıların. Artarsa zaten kabul edecek barışı. Ki artıyor. Burada bize bir operasyon düzenlediler ve başarılı bir operasyon düzenlediler abi. Saldırıları gayet güzeldi. Ama yeterli değil. Yeterli değil kardeşim. Avar Hanlığı hayatının hatasını yaparsın. Hayatının hatasını yaparsın, yapma. Hayatının hatasını yaparsın. Ben sana açık ve net söylüyorum bak. O barışı hemen kabul et. Çok acil, hızlı bir şekilde kabul et. O barışı eğer kabul etmezsen çünkü senin için işler bir daha hiç yolunda gitmeyebilir. Bir daha hiçbir zaman işler senin için yolunda gitmeyebilir yani. Hadi abi barışı kabul et. Hadi. Hadi okudum anlaşmayı kabul ediyorum hadi. Hadi okudum kabul ediyorum hadi. Hadi et oğlum hadi. Etmedi. Ama daha zamanı gelmedi abi edecek. Elbet bir gün edecek. Zaten altın ordunun bir gücü kalmadı artık. Yani baya baya adamı tokatladık. Baya baya sağlam vurduk zaten. Yakında da zaten teslim olacaktır. Şu an aslında teslim oldu ama yani tam istediğimiz şekilde teslim olmadı. Tüm topraklarını işgal ettikten sonra teslim olmasını bekliyor bizim İlhanlı kardeşimiz. Onu da inşallah yapacağız. Hadi bakalım. Başka yapacağım bir şey var mı? Şuradaki toprak var. Belki bu toprağı aldıktan sonra bu arada barışı kabul edebilir. Çünkü bu taraftaki tek işgal ettiği toprak altın oradanın bu ya. Belki kabul edebilir. Güzel, güzel, güzel. Başarılıyız ya. Harbiden başarıyız. Bu arada bunun hala parası kaldı mı cidden ya bu kadar savaştan sonra? Altın oradanın hala asker basacak parası kaldıysa helal olsun yani. Çünkü bizim bile paramız baya baya azalmış durumdayken onun hiç kalmaması lazım. Çünkü biz savaşta yani sıcak temasta çok fazla bulunmadık. Genel olarak İlhanlı ile altın orada sıcak temastaydı ve biz arkadan boş topraklara girdik. Ve bizim şu anlık hala 48 bin askerimiz var ama bu adamın yani bu kadar askeri bile kalmamış olması lazım abi. Genel olarak bitmiş olması lazım bu adamın. Güzel. Güzel ilerliyoruz ya harbiden iyiyiz abi. Harikayız ya vallahi mükemmeliz. Kendimi övüyorum. Öveceğiz. Hak ettik abi bunu. Bu övgüleri biz hak ettik. Ne diplomasiler kurduk kardeşim. Memlük'ü alacağız falan. Memlük'ü almak için falan. Ne diplomasiler kurduk. Sırf Anadolu'yu alacağız falan diye. Harika oynadık. Sadece bir problem var. İlhanlılar güçleniyor.
İlhanlar güçleniyor ama biz bundan sonra Altın Ordu'yu tek yenersek o güçlenmeyi engellemiş oluruz zaten. Barış'ı artık kabul et abi. Barış'ı kabul et. Hadi bakalım gidelim herkes yoluna. Sen yoluna ben yoluma. Hadi abi. Hadi abi ama henüz daha o kıvama gelmemişsin. Geleceksin, geleceksin. O kıvama seni seve seve getireceğiz abi. Sen zaten gelecek... Abi orada çok asker var. Orada çok asker var. Çok askeri var orada. Orada çok askeri var. Onları da yenmeliyiz. Benim ordularım genel olarak neredeler? Hala gelememişler. Şu tarafta güzel durumlarımız. Ordularıma genel olarak bakmak istiyorum. Burada bir 2000 kişilik ordumuz var. 40 bin kişilik ordumuz hala duruyor abi. 40 bin kişilik ordumuzun olduğunu en azından bilmek içimizi rahatlatıyor. Güzel. Burada ilerleyişlerimiz sürüyor. Şurada da saldırını yap. Şimdi ben biraz asker basarsam İlhanlı'nın baskınlığı bizim ittifakta azalır ve bu yüzden barışı da kabul edebilir. Biraz asker basarsam belki bu işi yapabiliriz. Güzel, oradaki askerlerini de indirmiş olduk. Şöyle hocam, şöyle burayı da alalım. Mükemmeliz ya, vallahi harikayız. Buraya da gir. Şurada 4000 kişilik bir ordusu olduğunu hatırlıyorum. Ordu nerede? Orada böyle bir ordu olduğunu hatırlıyorum. Bizim burada 12'şer bin kişilik ordularımız vardı. Onlar da ne oldu acaba? Orada harbiden güzel ordularımız vardı abi. Vardı eminim. Ama herhalde uçtular. Herhalde uçtular. Güzel aldık ya. Vallahi güzel aldık. İyi toprak aldık abi. Güzel. Son direnişleri. Altın Orda'nın son direnişleri. 100, 200... Son direnişler ve bitecek abi. Ve bitecek. Şöyle ilerleyişlerimizi bu tarafa doğru yönlendireceğiz. Sen buraya saldır abi. Güzel. Geri kalan ordularımız şuraya ilerleyebilir. İlhan'la artık bana yardıma gelirsen fena olmaz. Bilmiyorum ama yardıma ihtiyacım var. Öyle gözükmüyor olabilir. Ama yardıma ihtiyacım cidden var yani. Gelirsen güzel olur abi. Gelirsen güzel olur. İyi. Orada da ordusu kalmadı en azından. Ne kadar toprağı kaldı bunun bir bakalım şöyle be. Yani pek bir şey kalmamış zaten. Bundan sonrasında işimiz daha rahat olacaktır. Umarım fazla asker basmaz da teslim olur hızlıca. Umarım fazla asker basmaz. 25, 10. Hadi bakalım. Şu orduların da gelmesi lazım bölgeye. İlerleyin abi. Hadi bakalım. Oo, bayağı basmış yine ordu. Bayağı basmış ama buralar boş. Buraların boş olması güzel. Sen şuraya ilerle. Abi şuralarda fazla asker basmazsa yine işimiz rast gidebilir. Şöyle ilerle. Hadi bakalım. Hadi abi bir şey kalmadı hadi. Son işler. Son şu anda fetihlerimiz. Sen buraya gitmiyorsun. Direkt buraya ilerliyorsun. Sen de buraya. Sizin de buraya yardıma gelmeniz lazım efendim. Şurayı alacak birinin gitmesi gerekiyor. Sen de hocam buraya gitmek yerine şuraya 500 kişilik orduyla git. Aşağı 1000 kişilik orduyla devam edebilirsin seyre. Yeni ordular lazım. Yeni ordular gerekiyor hocam. Yeni ordular gerekiyor. Lütfen bize yardıma gelebilir misiniz İlhanlı Bey? Belki o bastığınız askerlerden bize biraz ikram edersiniz. Olmaz mı? Bence olur. Bence olur abi yani ikram önemli kardeşim. Burada iki müttefiyiz sonuçta. Ama belki Barış'ı da kabul edebilirsin direkt olarak. O da bizim için güzel bir ikram olacaktır. Evet, Barış'ı sonunda kabul etti. Osmanlı Beyliği olarak şu anda güzel bir duruma geldik. Osmanlı İmparatorluğu için Avrupa'daki gereken toprakların çoğunu da almış bulunmaktayız artık. Biraz şuralara ilerlememiz gerekecek. Devletimiz bayağı güçlendi abi. Güzel. Güzel, vallahi iyi güçlendik. Ve ben video dışında artık bu asimilasyonları kendim yaparım. Videoda yaparsam bayağı uzun olacak. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca videolara beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.